Canlarım selam. Benim biricik 10. sınıf öğrencilerim. Akademi serisinin Eylül ayı 4. hafta 2. videosuna hoş geldiniz. Bugün permütasyonun 2. videosundayız arkadaşlar. Şimdi hızla derse geçeceğim. Permütasyon 1'de Sizlere permutasyonun tanımını ne olduğunu sıralama ile permutasyon arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Permutasyon formülüyle ilgili işlemleri vermiştim. Permutasyonun küme ile alakalı bağlantısından bahsetmiştim ve permutasyon problemli sorularına geçmiştim. Şimdi bugün iyi deneyiye permutasyon problemi sorularının içerisinde kendimizi bulacağız. Güzel sorular çözeceğiz. Sağlam sorular çözeceğiz güzel beni böyle net bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Özellikle mutlaka yazarak çalışmalısınız. PDF'ler videonun açıklama kısmındaki e, akademi serisi oyna e, akademi serisi Google Drive PDF'inde var arkadaşlar. Oradan sınıfınızı buluyorsunuz. Ayı, haftayı seçiyorsunuz. Konu anlatımı seçiyorsunuz. Ödevi de seçin ve mutlaka indirin çıktısını alın. Çünkü bu dersin ödevi de o klasörün içerisinde mevcut. Ödevlerinizi ders dinledikten sonra yaparsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim canlarım. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Eylül ayı 4. hafta 2. dersimize permutasyon 2'ye başlıyoruz. İlk örnekle başlıyorum. Şöyle yakınlaştım. Permütasyon 2 videosundaki ilk örnek. Adam bize diyor ki. Şimdi güzel güzel bütün soruları böyle en ince aynısına kadar bir konuşalım bakalım. Diyor ki bize 5 erkek 3 kızdan oluşan bir grup kızlar yan yana gelmemek koşuluyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Kızlar yan yana gelmemek koşuluyla diyor ya biz burada şunu yapmalıyız. Kızların yan yana gelmemesi ihtimali erkeklerde olduğu için bulması direkt çok zor. Çünkü kızlar yan yana gelmeyecek ama erkeklerin yan yana gelme gelmeme aralarına oturma durumları var. Ben burada şunu yapmak istiyorum. Burada 5 tane erkek 3 tane kız yani toplamda 8 kişi var. 8 kişi kendi arasında 8 faktöriyel şekilde sıralanır. 8 faktöriyelden yani bütün durumlardan kızların yan yana gelmesini çıkartsam. Kızların yan yana gelmesi de nedir arkadaşlar? Bunu bir önceki dersten biliyoruz değil mi? Şöyle yapacağız. Kız 1, kız 2, kız 3. Bunlar yan yana gelecekler. Yani bunları bağlayacağım. Aslında bir kişiymiş gibi düşüneceğim. Bunların yanlarında da erkek 1, erkek 2, erkek 3 erkek 4 ve arkadaşlar erkek 5 var. Şimdi 5 tane erkek 1 tane de kız var. Ama hocam 3 tane kız var. Bak kızları bağladık. Onları bir kişi gibi düşünüyorsun. Aslında orada 6 kişi varmış gibi düşün. 6 kişi kendi arasında 6 faktöriyel yani şekilde yer değiştirdi. Çarpı bir de kızlar tamam yan yana olacaklar ama kızların sırası böyle olacak diye bir şey yok. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 2, kız 3, kız 1, kız 1, kız 3, kız 2 gibi kendi aralarında da 3 faktöriyel yer değiştirmeleri bulunacak arkadaşlar. 8 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bence sınavda yazılıda böyle bir şey karşınıza çıkarsa böyle bıraktığınız zaman tam puanı alırsınız. Ama şöyle düzenlerseniz hocanızın da hoşuna gider. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazıp eksi 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye yazdıktan sonra Buradaki 6 faktöriyelleri paranteze alsanız hani böyle daha bir güzel bir olur gibi. Daha güzel bir olur be. 6 faktöriyel parantezini alıyorum. 8 kere 7'den 56 eksi. 3 faktöriyel de 6 yapıyor. 56 eksi 6'dan 50 çarpı 6 faktöriyel çıkıyor burası. Tamam mı? Böyle de yapabilirsiniz yani. <laughs> Vay yazılılar, yazılılar yaklaşmıyor. Yazılılar yaklaşınca yazılılarla alakalı da müthiş çalışmalar yapacağız arkadaşlar. İkinci örnek diyor ki 5 erkek 2 kızdan oluşan grup erkekler bir arada olmak üzere. Tamam e, erkekler bir Bakın burada kızlar yan yana gelmemek diyordu. Tüm durumdan gelmeyi çıkarttık. Burada direkt erkekler bir arada olmak üzere diyor. Erkek 1 destur erkek var. Erkek 2 erkek 3 erkek 4 ve erkek 5 değil mi? 2 tane de kız çemiz var. Kız 1, kız 2. Şimdi erkekler bir arada olacaksa bunları bağlayıp tek kişiymiş gibi düşünün. Dolayısıyla burada 3 kişi varmış gibi davranın. 3 kişi kendi arasında 3 faktöriyel yer değiştirir. Kız erkekler de kendi arasında 5 faktöriyel yer değiştirir. Finito. Cogare. Resultante. Importante. Şimdi 3. soruya geldim. Örnek 3. 6 tane evli çift. Evli çiftler yan yana olmak koşuluyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? Şöyle düşüneceğiz bakın. Erkek bir, kadın bir. Bunlar ilk evli çiftimiz olsun. Erkek 2, kadın 2. Erkek 3, kadın 3. Bunları anlatmak için size böyle modelliyorum arkadaşlar. Daha iyi, daha rahat anlayın diye. Erkek 5, kadın 5. Erkek 6, kadın 6. Şimdi bunlar evli. Bunlar bir arada yan yana olacaklar. Bunların hepsini her çifti aslında bir kişiymiş gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Aslında bunların hepsi bir kişi. Dolayısıyla bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kendi arasında yer değiştiriyormuş gibi davranır. 6 faktöriyel bunların yer değiştirmeleri vardır. Çarpı. Şimdi erkekle 1 ile kadın 1 yan yana duracak da E1, K1, K1, E1. Her birinin iki, kendi arasında 2 faktöriyel yani 2 yer değiştirmesi vardır. 6 çift olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 6 tane 2. 6 tane 2, 64 yapacak. Bir de yanında 6 faktöriyel. Cevabımız 64 çarpı 6 faktöriyel olacak. Anlaştık mı? Örnek 4'e geldik. Farklı 6 tarih ve 7 edebiyat kitabı bir rafa yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir? Tarih kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Aynı dersin kitapları... Hmm, şimdi... 6 tane tarih 7 edebiyat. Tarih 1 tarih 2 falan diye yazmayacağım. A şıkkının cevabı zaten direkt belli arkadaşlar. 6 tarih 7 edebiyat toplamda 13 kitap hepsi birbirinden farklı. 13 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Bunda herhangi bir şüphe yok. B şıkkına geldik. B şıkkını şuraya yapayım şöyle. Tarih kitapları yan yana olmak şartıyla. O zaman tarih 6 tane tarih kitabını sanki bir kitapmış gibi düşüneceğiz. 7 tane de edebiyat kitabı var. Yani toplamda 8 kitap varmış gibi düşüneceğiz. 8 faktörel yer değiştirmeleri vardır. E tarihler e, kendi arasında da 6 faktörel yer değiştirir. 8 faktörel çarpı 6 faktörel. Geldim C şıkkına. C şıkkı diyor ki aynı dersin kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilirler? Aynı dersin kitapları yan yana olacak. E aynı dersin kitapları yan yana olacak ne demek arkadaşlar? E, tarihler, tarih, 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 tarih. Edebiyatlar, edebiyat, 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 edebiyat olacak. Yani aslında burada sanki iki kitap varmış gibi düşüneceksiniz. Tarihler, edebiyatlar. Komple blok halinde yer değiştirmeleri iki faktöriyel. Yani tarihlerin kendi arasında yer değiştirmesi 6 faktöriyel. Edebiyatların kendi arasında yer değiştirmesi 7 faktöriyel. Bitti. C şıkkı da bu kadardı. Tamam mı? Şimdi D şıkkına baktık. İki edebiyat kitabı arasında bir tarih kitabı gelmesi şartıyla. Ha, i̇ki edebiyatın arasında bir tarih. Edebiyat 1, edebiyat 2, edebiyat 3, edebiyat 4, edebiyat 5, edebiyat 6, edebiyat 7. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya bakın 1 2 3 4 5 zaten burada 6 tane boşluk var. Buralara tarih getireceksiniz arkadaşlar. 6 boşluğa 6 kitap kaç farklı şekilde gelebilir? 6 faktöriyel. Yani. Peki bu edebiyatlar kendi arasında yer değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirebilir. Kaç farklı durumda? 7 edebiyat kitabı olduğu için 7 faktörel. Yani D şıkkının cevabı da 6 faktörel çarpı 7 faktörel. Bunları arkadaşlar yani işlemlerini yapmayın. Yapmak zorunda değilsiniz bunların işlemlerini. Yani sınavda e, bunların sonucunu sormazlar. Böyle bırakın derler hocalarınız. 5 farklı kimya, 6 farklı fizik, 4 farklı biyoloji kitabı düz bir rafa. Aynı tür kitaplar yan yana ve kimya kitapları fizik ve biyoloji kitaplarının arasında olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Kimya, fizikle biyoloji arasında olacaksa fizik 1, fizik 2, fizik 3, fizik 4, fizik 5, fizik 6. 6 tane fizik kitabı, aralarına kimya kitapları, kimya 1, kimya 2, kimya 3, kimya 4, kimya 5. Sonra da biyoloji kitapları biyoloji 1, biyoloji 2, biyoloji 3, biyoloji 4. Düzen ya böyle. Bakın bu arada aynı tür kitaplar yan yana olacak. Yani bunlar 1, bunlar 1, bunlar 1 olacak. Yalnız 3 faktöriyel demeyin sakın. Çünkü kimyanın yeri belli. Kimya ortada olacak. Ama fiziklerle biyolojiler blok halinde yer değiştirme yapabilirler. Yani 2 faktöriyel oradan yer değiştirme var. Fizikler kendi arasında 6 faktörel yer değiştirebilir. Kimyalar kendi arasında 5 faktörel yer değiştirebilir. Biyolojiler kendi arasında 4 faktörel yer değiştirebilir. Anlaştık mı? Yani modelleme yaparsanız sınavda da yani böyle K1, M1, E1, E2, kız 1, kız 2 bunları yaparsanız daha kolay çözüme ulaşırsınız. Daha rahat düşünürsünüz yani. Altıncı örnekte diyor ki 3 farklı kimya, 6 farklı fizik, 4 farklı biyoloji kitabı düz rafa fizik kitapları en sağ tarafta ve aynı tür kitaplar bir arada olmak koşuluyla. Şimdi bu sefer şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Şunu alıyorum şöyle. Bu benim işime yarayacak. Çünkü e, A3, 6, 4. Ha, bu sefer kimya kitabı 3 oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Kimya kitabı 3'müş. Kimya kitabı şöyle 3. O zaman şurayı biraz şöyle daraltayım. Şimdi bu sefer adamın benden istediği fizik kitapları rafın en sağında böyle olsun diyor... Kimyayla ile biyolojide fiziğin solunda olacak mecburen. Blok halinde bunlar yer değiştirebilirler. 2 faktöriyel. Kimyalar kendi arasında 3 faktöriyel. Biyolojiler kendi arasında 4 faktöriyel. Fizikler de kendi arasında 6 faktöriyel yer değiştirme sağlayabilirler arkadaşlar. Anlaştık mı? 7. 5 öğretmen, 6 psikolog, 6 diyetisyen bir sırada 13 koltuğa aynı meslekten Yan yana ve öğretmenler olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Bu arada 13 değil de 17 koltuk yapalım değil mi? Burada 17 kişi var. 12-17 kişi var. 17 koltuk. Ee, öğretmenler ortada olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Ee, şöyle yapacağız yine. Öğretmenler ortada diyor. Öğretmenler ortada olacak. O zaman psikologla diyetisyenler grup halinde yer değiştirebilecekler. Psikologlar kendi arasında alt faktöriyel. Diyetisyenler kendi arasında 6 faktörel, öğretmenler de kendi arasında 5 faktörel yer değiştirme yapabilecekler. Örnek 8. Rakamlar kümesinin elemanları birer kez kullanılarak çift rakamlar yan yana olmak üzere 10 basamaklı en çok kaç farklı doğal sayı? Zaten rakamlar 10 elemanlı. Çiftler 0, 2, 4, 6, 8. Bunların yan yana olmasını istiyor arkadaşlar. Böyle yan yana olacak. Yalnız şöyle bir durum var. 10 basamaklı doğal sayı yazmamızı istiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya 0 dışında herhangi bir sayı gelmeli. Buraya 0 gelirse problem olur. O yüzden biz bütün durumları bulalım, başa 0 gelenleri atalım. Şimdi bütün durumlar nedir? Yani çiftlerin yan yana olduğu bütün durumlar. 0, 2, 6, 4, 8 yan yana. 1, 3, 5, 7, 9 da yer değiştirebiliyor. Şimdi bütün durumlar nedir o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de burada çiftleri 1 olarak düşün. 6 faktöriyel çarpı çiftler kendi arasında 5 faktöriyel. Eksi. Şimdi başa 0 gelme durumu. Başa 0'ı koydum. O zaman geriye 1, 2, 3, 4 tane çift kaldı. Bunları bir blok halinde düşünün. E burada da 1, 2, 3, 4, 5 sayı var. 4 çarpı şey 4'ü 1. 5 de burada 6 faktöriyel farklı şekilde dizilebilirler. Bunlardan arkadaşlar neyi çıkartmamız gerekiyor? bunların kendi arasında yer değişimi var. 4 sayı olduğu için 4 çarpı diyeceğiz burada. 4 faktöriyeli çıkartıp hesaplama yapmamız gerekecektir. Tamam mı? Başa 0 koydum. Yani bu başta 0 olan ve çiftlerin yan yana geldiği ee, teklerin ayrıldığı sayılar. Sonuç neyse yani işlem neyse cevap da olacak. 9. soruya 5 avukat 4 mühendisten oluşan grup mühendislerin herhangi ikisi yan yana oturmamak üzere. O zaman toplam e, sıralamaları yapalım. 9 faktöriyel eksi mühendislerin yan yana oturduğunu çıkartalım. Mühendisler yan yana oturuyorsa 4 mühendisi bir düşünün. 5 tane de avukat var. Bu da bir toplamda 6 kişi var. Yani 6 faktöriyel çarpı bir de mühendislerin kendi arasında yer değişimi var 4 faktöriyel. Bitti. Tamam mı? Bu mevzu kesin karşınıza çıkacak. Tüm durumdan çıkarma mutlaka iyi bilmeniz gerekiyor. 5 avukat 4 mühendisten oluşan grup 2 avukat arasında bir mühendis gelecek şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bak şimdi 1 2 avukat arasında bir mühendis. Avukat 1, Avukat 2, avukat 3, avukat 4 ve 5. Şimdi bunlar avukatlar. Mühendisleri bunların arasına koyacağız ki hatta arasına koymayacağız. Buraya koyamayız. Bu 4 yerden bir tanesine koymamız lazım. Daha, daha doğrusu 4 yere koymamız lazım mühendisleri. Zaten 4 tane boşluk olduğu için, 4 tane de mühendis olduğu için bunlar buraya 4 faktöriyel farklı şekilde yerleşirler. 4 faktöriyel çarpı 5 tane de avukat var değil mi? Avukatlar da kendi arasında 5 faktöriyel yer değiştirecekler. Bu kadar basit. Tamam. 11. Sözlü kelimesinin harfleri yer değiştirilerek oluşturulan anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesi ül ile biter? Bak şimdi. Ee, burada 5 harf var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son ikisinin ül olmasını istiyorum. Ü ve L. Ü ve L'yi götürdüm o zaman. O zaman buraya arkadaşlar kaç farklı kelime gelebilir? 3 faktöriyel yani 6 tane. Tamam. Bazen zor gibi gözükenlerden korkmayın yani. 12. Kalemsiz kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulan anlamlı ya da anlamsız kelimelerden kaç tanesi K ile başlar, Z ile biter? K ile başlar, Z ile biter. Tamam. Şimdi araya K'yi sildim bak. Z'yi de sildim. 1 2 3 4 5 6. Yani buraya arkadaşlar 6 tane şey mi gelebilir? K ile başlar Z ile biter. Bu gitti, bu gitti. 1 2 3 4 5 6. Yani buraya 6 faktöriyel farklı şekilde elemanlar gelir, yerleşir ve K ile başlayıp Z ile biten kelimeleri oluştururlar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi, bir de araya tekrarlı permütasyonu sokuşturacağım. İleriki sorularda normal permütasyonla, tekrar permütasyonları sadece tekrarlı permütasyon sorularında göstereceğim. Nedir bu tekrarlı permütasyon? Şimdi arkadaşlar, ben size nur kelimesinin harfleriyle anlamlı veya anlamsız 3 harfli kelime kaç tane yazılır desem şöyle dersiniz değil mi? 3 harf var. Kendi arasında 3 faktörel yer değiştirir. 6 tane. Yazın desem şöyle dersiniz. Nur N R U R N U R U N Run Run Forest Run. Sonra ee, U, N, R, Unur. Bir de U, R, N. Başka var mı? Yok. Kaç tane? 6 tane. Şimdi ben size desem ki ata kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılır? Ona da diyeceksiniz ki hocam yine 3 harf var. 3 faktöriyel yani 6 tane. Peki bu 6 kelimeyi yazın desem şöyle diyeceksiniz. 6 kelimeyi yazın dediğim zaman A T A A A T T A A A bu ağların yerde aynı bu ağların yerde işte aynı bunlar yerde a 6 değil 3 tane İşte tekrar permütasyon bu kelimeler tekrar et, e, harfler tekrar ettiğinde ke yazılabilecek kelime sayısı azalır çünkü harf tekrarı aralarındaki yer değiştirmeyi ortadan kaldırır bunlar özdeş olduğu için bunların arasındaki yer değiştirme hesaplanmaz o yüzden biz bunlarda şöyle yapıyoruz ata kelimesinin harfiyle kaç ata kelimesinin harfleriyle 3 harfi kaç kelime yazılır? 3 harfli olduğu için 3 faktöriyel bölü kaç kelime tekrar ediyor? 2 tane. O zaman bölü 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, 6 bölü 2'den cevabımız kaç yaptı? 3 yaptı. Tamam Mevzu bu yani. Bak 3 tane olduğunu böyle bulduk yani. Şimdi şöyle göstereyim. Özdeş 5 mor, 4 pembe, 3 kırmızı boncuğu bir ipe dizeceğiz. Kaç tane şey var burada? Boncuk 9, 12 tane. O zaman 12 faktöriyel diyeceğim. Aralarındaki yer değiştirmeleri. Ama morlar kendi arasında özdeş. Onların yer değiştirmesi hesaplanamaz. 5 faktöriyel. Pembeler kendi içerisinde özdeş. 4 faktöriyel. Kırmızılar da kendi içerisinde özdeş. 3 faktöriyel. Tamam mantık bu. Mevzu bu yani. Orada ne var lan? Hı. Geldim buraya. Matematik kelimesinin yerleri değiştirilerek 9 harfli anlamlı veya anlamsız... A şıkkı kaç farklı kelime yazılabilir? A şıkkını hemen bulalım arkadaşlar. Kaç tane e, harf var? 2, 4, 6, 8, 9. Yani 9 faktöriyel dedim. Bölü. Şimdi M'ler 2 defa tekrar ediyor. 2 faktöriyel çarpı. A'lar 2 defa tekrar ediyor. 2 faktöriyel çarpı. M'ler 2 defa. A'lar 2 defa. T'ler 2 defa tekrar ediyor. Çarpı oradan da 2 faktörel geldi. Sonuç ne çıkıyorsa. Yani bunu hesaplamanıza gerek yok arkadaşlar. Hesaplarsanız 9 faktörlü açarak hesaplayabilirsiniz. B şıkkına geldim. A ile başlayıp A ile biten diyor. Bak şimdi A ile başlayacak. A ile bitecek. Şimdi bu kaç harfliydi? 9. İkisini başta ve sonda kullandık. O zaman buraya ne kaldı? 7 tane harf mı kaldı? 7 harf kendi arasında 7 faktöriyel yer değiştirir mi? değiştirir. 7 faktöriyel bölü 7 harf kendi arasında 7 faktöriyel yer değiştiriyor. A'lar gitti dikkat edin. E, geriye sadece tekrar edenler M'ler ve T'ler kaldı. O zaman 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Artık cevap ne çıkıyorsa. Niye? Çünkü M'ler A'lar artık tekrar etmiyor. Onların yeri belli. A'ların kendi arasında yer değiştirmesi de yok arkadaşlar. Çünkü onlar özdeşler tamam mı? C şıkkına geldim her A harfinden önce E harfi gelecek şekilde. Ne demek bu? Her A'dan önce E. Yani E olacak, A olacak. Arkadaşlar başka bir E olmadığı için başka da bir A'yı E'nin yanına getiremeyeceğiz. Yani E, A olacak. Bunun yanına arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koyacağız. 9 harfli ya. Burası 7 faktöriyel bölü. A'nın biri gitti. Tamam mı? Geriye ne kaldı? 2 tane M kaldı. 2 faktöriyel çarpı iki tane de t kaldı. O zaman burası da iki faktöriyel olacak. Yani bununla bu aynı çıktı. Tamam? Tekrarlı permütasyona ayrıntılarına gireceğiz. Tekrarlı permütasyonun şekil uygulamaları var. Onlara da ayrıca değineceğiz. Permütasyonla alakalı birazcık daha sıkıntılı diyebileceğim örnekler var. Onlara da değineceğiz. Ama bu bizim permutasyonu öğrendikten sonraki permutasyon problemlerini konuştuğumuz ilk dersimiz. O yüzden bizim için ayrı bir yeri, ayrı bir önemi olmalı. Tamam mı? Bununla alakalı ödevlerin olduğu test drive linkinde mevcut. Girin 10. sınıf Eylül ayı 4. hafta pdf'inizi indirin. Ödevinizi mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Diyorum ve e, sizleri çok sevdiğimi de buradan ilan etmek istiyorum. E, Eylül ayı Eylül ayı 4. haftanın eee İkinci konusuydu permütasyon 2. Üçüncü konusu yine permutasyonun üçüncü videosu olacak. Orada da biraz daha farklı mevzulara değineceğiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.